Yazın vazgeçilmez lezzetleri tezgaha çıktı ama dikkat çeken bir nokta var etiketlerde. O da marketten markete, tezgahtan tezgaha değişen fiyatlar. Dahası ürünlerin halden çıkış fiyatıyla tüketiciye sunulduğu fiyat arasında da hatırı sayılır bir fark var. Bazı ürünlerde %80'e varan değişimlerden bahsediyoruz. ATV Haber'de bir haber dizisiyle bu konuyu mercek altına alacağız bu konuyu. Dosyanın kapağını bugün aralıyoruz. Mevsim şartlarına göre, geçen seneye göre fiyatlar da hemen hemen aynı. Yaz meyve sebzeleri tezgaha çıktı ama önemli bir fiyat farkıyla. Birçok markette hatta pazar tezgahında dahi ürünlerin halden çıkış rakamıyla tüketiciye sunulduğu fiyatı arasında ciddi fark var. Bakıyorsunuz bir yerde 25 lira olan domates başka bir yerde 19 liraya, bir başka yerde 17 liraya satılabiliyor. Şu domates şu an Adana halinde 8 TL'ye satılıyor. Diğer cins Bursa tip 7 liraya satılıyor. Bayrampaşa halinde ise domatesin kilosu yine kalitesine göre değişiyor. Burada domatesin kilosu 12 liradan başlıyor, 18 liraya kadar yükseliyor. Bu farklılık neden? Ne gibi bir masraflar var? Bunun zaten 1 lira nakliyesi biniyor, kasa gidiş gelişi biniyor. Benzin var, bunun oradaki mesela işçisinin ücreti var. Komple her şey bize yansıtılıyor. Haliyle halden tezgaha gelene kadar da değişiyor fiyatlar. Bu normal, anormallik aradaki farkta. Bir zincir marketin fiyatına baktım, 27 lira. Tarım Kredi Kooperatif Marketi'ndeyiz, bu 19.50 lira. Peki pazarda fiyatlar nasıl? Pazarda domatesin kilosu 15 liradan satılıyor. Üretici salatalığı hem serada hem de açık tarlada yetiştiriyor. Elimde iki çeşit salatalık var. Görmüş olduğunuz bu salatalık serada yetiştirildi ve fiyatı şu anda halde 5 lira. Elimde görmüş olduğunuz diğer iki salatalık ise açık tarlada yetiştirildi ve fiyatı da Adana halinde 6-7 liradan satılıyor. Bayrampaşa halinde salatalığın kilosu kalitesine göre değişiyor. Halde salatalık 8 lira 10 lira arasında farklılık gösteriyor. Direkt çiftçiden geliyor. Tabii çiftçi hepsine yetişemeyebiliyor. Çiftçi oradaki tüccara veriyor. Tüccar da buraya komisyon bir şekilde satıyor. Biz %8'imizi alıp marketçiye satışımızı o şekilde yapıyoruz. Bayrampaşa halinde salatalığın kilosu 8-10 lira arası değişirken pazardaysa salatalığın kilosu 12 lira. Aynı salatalık bazı zincir marketlerde ise %80 karla satılıyor. Bu makul bir fiyat burası için ama 16.90 buradaki fiyatı neredeyse %25-30 daha üstünde bir rakam olduğu için tüketiciler dikkatli olmalı. Ve biber. Elimde iki çeşit biber var. Sivri biberin fiyatı kalitesine göre 7,5 lirayla 8 lira arasında değişirken Charleston biberde ise fiyatlar 9 liradan başlıyor. Adana halinde fiyatlar böyleyken Bayrampaşa halinde ise Charleston biberin kilosu 12 liradan, sivri biberin kilosu ise 10 liradan satılıyor. Biz name adına satıyoruz. Yani üreticinin adına ürün satıyoruz. Vergilerimiz var. Ürün gelince onların navlun parasını ödüyoruz. Yani bunun bir masrafı oradan var. KDV ve stopaj dediğimiz stopajlarımız var. Peki pazarda durum nasıl? Pazarda da Charleston biberin ve sivri biberin kilosu 18 lira. Halden buraya geldiği zaman pazara sebzeler, meyveler fiyatları birazcık yükseliyor. Neden yükseliyor? Poşeti, tezgah kirası, masrafları çok olduğu için o yüzden bu kadar fiyatlar artıyor. Senelik biz vergi ödüyoruz. Zincir marketlerde ise biberin kilosu 20 liraya kadar yükseliyor. Tüm Tarım Kredi marketlerinde 16.90'a satılıyor. Market işletmecilerinin bu duruma nasıl açıklama getirdiğine gelince. Bizim burada aldığımız zaman ekstra bizim masraflarımız var. Mesela şimdi bu domatesi alıyoruz. Zaten hamaliye 25-30 kuruş hamaliye. %1 rüsumu var, %1 KDV'si var. Bu mal bizim arabamıza biniyor. Buradan biz şubelere dağıtım yapıyoruz. Müşteri geliyor daha sonra onu ayıklıyor. Bir de oradan %10-15 lira veriyor. Yani bu malın maliyeti bize 18-19 lirayı buluyor neredeyse.